Bu teklifimizin esası terör örgütlerine karşı verilen mücadelede terörist silahlarıyla yaralanmış ancak yönetmeliklerden dolayı resmiyette gazi sayılmayan, görmezden gelinen vatan evlatlarımızla ilgilidir. Bu askerlerimiz bizler daha güvende olalım diye rahat bir yatak yüzü görmeden, sırtında onlarca kilo ağırlıkla, sevdiğinin sesini aylarca duymadan, acaba teröristin kurşunu ne yönden gelecek korkusunu bir an olsun bile içinden atamadan dağlarda geziyor, vatanı koruyor, nöbet tutuyor. Vatan sevgisi için göğsünü kurşunlara siper ediyor. Kimisinin parmakları eksik, kimisi vücudundaki şarapnel parçalarıyla, kalbindeki kurşunla hayat mücadelesi veriyor. Bu vatan evlatlarına şimdi hepiniz bir cevap vereceksiniz. Ya terör örgütleriyle mücadele eden vatandaşlarımız yaralandıklarında yaralanma yüzdelerine bakmadan gazilik onurlarını vereceğiz diyeceksiniz. Ya da yıllardır böyle gelir, böyle gider bu kervan. Kader böyle ey insan, ister ağla, ister yan diyeceksiniz. Bu konuda daha önce araştırma önergesi vermiştik ancak AKP'nin oylarıyla birlikte ne yazık ki reddedilmişti. Ancak ardından AKP Grup Başkan Vekili İknur İnceöz bu kürsüye gelerek şunu söylemişti. Bu konuda çalışmalarımız sürmektedir demişti. Ardından Başbakan, 7 bakanlığa talimat verdim, bu konu üzerine çalışıyoruz demişti. 6 ay öncesinden bahsediyorum. Çalışmalar ne durumda diye Maliye Bakanı'na defalarca sordum. Ama bakanın konu hakkında ufacık bir bilgisi dahi ne yazık ki yoktu. Topu Aile Bakanı'na attı. Aile Bakanlığı bu konu üzerine çalışıyor dedi. Aile Bakanı'na sorduk. Aile Bakanı da benim bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok dedi. Ardından 684 sayılı KYK yayınlandı ve bu KYK ile ilgili gaziler arasındaki farklar ortadan kaldırılmıştır. 19 bin kişi bu haklardan yararlanacaktır demişti ama hiçbir vatan evladı ne yazık ki bu KYK'dan da yararlandırılamadı. Peki soruyorum buradan 19 bin kişi için çıkarılan bu KYK'dan hiç kimse yararlanmadıysa kimdir bu 19 bin gazi? Biz ne zaman 19 bin gazi verdik? Bu KYK sadece 15 Temmuz gazilerini kapsadı ne yazık ki. O da yetmedi. Savunma Bakanı'na sordum. Savunma Bakanı akıllara zarar bir cevap verdi. Dedi ki 15 Temmuz'da sokağa çıkanlar hiçbir hesabı olmayan vatan sevgisine sahip insanlar. Yaralanalım da gazilik imkanlarından yararlanalım diye sokağa çıkmadılar dedi. Peki PKK ile mücadelede yaralananlar gazilik haklarından yararlanmak için o kurşunları bilerek mi yedi? Ya da o mayınlara bilerek mi bastı? Bundan önce Başbakan grup toplantısında demişti ki, gazilerimiz için TSK'da bir yönetmelik varmış. Bu yakışmaz Türkiye'ye. Kaldırdım hepsini dedi. 15 Temmuz'da yaralananlar tırnağı bile çizilse gazi sayarım dedi. Ve bir KYK yayınlandı. O KYK ile 15 Temmuz'da yaralanan herkes gazi sayıldı. Tırnağa çizilen gazi sayıldı ama ne yazık ki PKK ile mücadele edip yaralanan, parmağı kopan, bir sürü şarapnel parçasıyla bugün hayatını devam ettirmeye çalışan insanlar hala o yönetmeliğe takılıyor ve gazi sayılmıyor. Şu anda bizi izliyorlar, birçok vatan evladı bizi izliyor ve hepimize soruyor. Bizlere gazi olamazsınız diyen devlet yetkilileri kendi çocuklarının bir parmağına kaç lira değer biçebilirler diyor. Askere gitmeden önce bu mermiler ile yaşıyor olsaydık bizleri askere alır mıydınız diye soruyorlar. Gazilik ünvanı için yıllardır mücadele ediyorlar. Kalp yarası kurşun yarasından emin olun daha ağırdır. Gelin bu vatan evlatlarımızı bizler için, ülkemiz için, üzerinde yaşadığımız bu toprakların geleceği için mücadele eden vatan evlatlarımızı daha fazla yaralamayalım. Yarın terörle mücadeleden bahsederken gazi ve şehitlerimizin fedakarca mücadelelerini alnınızın akıyla anlatmak istiyorsanız bugün bu yasa teklifimize evet demelisiniz diyorum. Genel kurulumuzu saygıyla selamlıyorum.